Şahinoğlu grubun katkılarıyla Yöremiz Töremiz başlıyor. Şu an Sultanbeyli'deyiz. Sultanbeyli'den sizlere saygı, sevgi, selam. Özellikle Avrupa'daki gönül dostlarımız. Biliyoruz, belki günaha da giriyoruz ama affınıza sığınıyoruz. Buradan sizlere çok özel saygı, sevgi, selam gönderiyoruz. Sultanbeyli Yöremiz Töremiz programı ana sponsorlarından Damla Et Kebap. Yoksa ızgaraya balık, bizde kalpler olmaz kırık. İsteyene anında burada meşhur boyabaz sırık kebap. Evet sevgili Mete, bir ay önce buradaydık yaklaşık. Gerçekten ses getirdi. Beni arayana ben dedim ki böyle olmaz. Tekrar çıkalım yola, bakmayalım sağa sola, bir daha verelim mola. Bir mikrofon uzatalım dedim Mete ve Hilmi Kula. Sonumuzda hayırlı uğurlu ola. Ta karşıdan Bağcılar'dan Boyaba Çukuran Köy Dernek Başkan Yardımcım ve sevgili Kemal Bahadır da sırf kebap yemeye geldi de buyurun benim misafirim olun dedim. Telefonda istişare ederken sağ olsunlar tabağcılardan geldiler. İşler nasıl? Şimdi abi ilk önce ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş. Allah razı olsun. Şimdi çok şükür yani böyle bir ihtiyaç varmış Sultanbeyli'nde. Genelde bizim Boyabat halkımıza. Çorum, Kargı. Abi sade Boyabat değil düşün o. Durağan. Evet evet evet. Dikmen. Evet Dikmen. Boyabat, Türkeli, Gerze, Kargı. Osmancık. Yani Kastamonu'nun Taşköprü ne kadar huyu kebap da yapsalar sırık kebabını da biliyorlar. Evet. Bu bölgede de gerçekten ihtiyaç vardı. Evet. İnsanlar yöremizin damak tadını arıyor. Arıyor. Kebabı dediğini bizim vazgeçilmez. Ya bir de şöyle bir şey var abi. Hani biz İstanbul'da ne kadar sırık kebabı yersek Boyabat'a gittiğimizdeki o tadı bulamıyorduk. Neden? Boyabat'ın kuzusu değildi. Ama şimdi sağ olsun Kadir Ahmet Etçi var Boyabat'tan. Ahmet babamız. O bizim kuzumuzu temin ediyor oradan. İşte danamızı, sığırımızı, her türlü ihtiyacımızı o temin ediyor. Hasan Bey'in oğlu, Kasap Kemal'ın kardeşi. Buradan Ustura Kemal'e de saygılar, sevgiler sunuyoruz Kasap buradan. Kasap Kemal'e de Ahmet, evet, abi. Ahmet babamıza da saygılar, sevgiler. Boyabat'taki dedeğin rahmetli dedeğin. Evet, rahmetli. Babam Hayri Musa Zeytinli. Allah rahmet eylesin. Baban Arda size uzun. Kayınpederim var. Mehmet Gazel, Birsen, anam. İkisine de selam, saygılar, sevgiler hepsine. Şimdi bizim yöremizin tadını burada sunmaya çalışıyoruz. Anladım. Bizim yöremizin kuzusuyla sunmaya çalışıyoruz. Şükürler olsun. Ve gerçekten de çok ihtiyaç varmış. Yani biz Boyabat'a geldik gittik diyorlar. Buraya gelip yiyen aynen arkadaşlarımız. Aynen öyle. Çünkü kuzu Boyabat'ın, yani elemanlar Boyabat'ın, biz Boyabat'lıyız. Allah'ın izniyle Boyabat'a gitmeye gerek kalmadı diyorlar. Sana bir şey diyeceğim. Sen ne mezunusun? Lise mezunu var. Sağlık meslek lisesi mezunu. Sağlık meslek. Evet. Ha, sağlık meslek. Oğlum Ertuğrul da Durağan'da sağlık meslek. Ona da saygılar, selamlar. Mustafa Yıldırım'ın benim, evet, kardeşim. Ama saygılar, sevgiler. Arkadaşım. Eyvallah. Sınıf arkadaşım. Evet. 4 sene beraber okuduk abi. Evet. Aynı sırada okuduk. Buradan selam olsun tüm Kur'an, evet, sağlık meslekte okuyanlara. Evet. Peki burada Kemal Bahadır da sağlıkçı. Sen sağlık okudun ama dede mesleği... Kasaplığa döndük abi. Ha. Bu işe Mete Zeytinli yabancı değil. Çünkü dededen babaya, babadan oğula aydınlıkla gidiyor yarına. Dede mesleğini devam ettiriyor ve İstanbul Sultanbeyli'nde gerçekten ihtiyaç da vardı.
Ben ne diyeyim? Size hayırlı işler, bol güneşler. Peki şimdi madem çıktık yola, bir sağa bir sola tekrar dönelim şu tarafa, Hilmi Kula. Ondan sonra evet, burada bir de sizin şefiniz var. Şef geçen makasa girmiş. Bu sefer takas yapalım onunla da. Evet Hilmi abi, gerçekten çok telefonlar alıyorum. Mesaj, gerçek sosyal medyadan ve telefonumu arıyorlar, mesaj atıyorlar. Çok adres verdim. Az önce de sevgili Hüsamettin Aslan Zahim köylüdür kendisi. Yonca Mahalle, Yonca Derneği, Siyad'ın kurucularından. Telefonu mesaj at bana dedi. Abi ben oraya geleceğim. Kebaptan ziyade bir de burada Mete'ye de sana da ikinize de sorayım. Kıyma burada ucuz. Aynen. Et burada ucuz. Aynen. Memleketten geliyor. Boyabat'taki fiyatlar abi. İşte aynen Boyabat'taki fiyatlar. Nasıl yani, sürümden mi kazanıyoruz burada? Abi şimdi aslında et fiyatları ucuz değil de biz kendimiz kestiğimiz için biz ucuza mal ediyoruz. Yani sakatı bilmem nesi bize geldiği için fiyat, et fiyatını biraz daha düşürüyor. Bir de artık bizim Boyabat'ın malı. Kaç para kıyma bu? İşte şu an 32 lira kilosu 32. Kıyma. Evet. Ben 34 dedim bak 32 lira. 32 lira. Kuşbaşımız 34 lira. Kuşbaşımız 34 lira. İşte kuzumuz yine 30 liradan başlıyor fiyatlarımız. İşte kebap 60 lira, Boyabat'taki fiyatın aynısı. Yani gerçek kebap yapanı. İşte hani böyle oğlaktan, keçiden, şun koyundan, şundan bundan değil. Gerçek kebap yapanı. Yani kuzudan, süt kuzudan yapanın fiyatı 60 lira Boyabat'ta. Anladım. Boyabat'ta fiyat neyse bu da o. Biz maliyeti düşürüyoruz abicim. Yani burada İstanbul'dan, oradan, buradan, sağdan, soldan kesim yapmıyoruz. Anladım. Boyabat'ta İslam usullere göre bizim kendi kesimimiz, kendi mevzuamız, kendi yöremiz insanımız kesiyor. Soğuk havalı arabayla buraya kadar geliyor abi. Şimdi fiyatı düşürüyorsun, sürümden kazanıyorsun. Şükürler olsun abi, kazanıyoruz. Sen düşürüyorsun da o fiyatı bir ağama yarıyor. Evet, düşüremiyoruz işte. Evet, İlmi abi. Vallahi biz de elimizden geldiği kadar yöremizin etinden al ayranına kadar biliyorsun. Yani ayranına kadar bunu sunmaya çalışıyoruz ki halkımıza bir hizmet olsun. Boyabat'tan Allah razı olsun, onu da alıyoruz. Yani yoğurdunu bile Boyabat'tan getirtiyoruz. Yani çünkü içtiğinde de artık farkına varıyorsun. Eğer biz de memnun oluyoruz, müşterilerimiz de memnun oluyor. Allah razı olsun. Bütün bizi seyreden eşe dosta, geçen de arkadaşlar bile bak kornaya basmadan geçmiyor yani. Hamit dedeme de selam olsun, kamyondan gidiyor. Evet, selam. İnşallah layık oluruz. Yani önemli olan bu bizim için. Hilmi abi, gerçekten şurada bir boşluğu dolduruyorsunuz. Mutfağımızın, kültürümüzün aynen parçası sırık kebabı. Evet. Bizim köylerimizde, ben Saraydüzü Hanoğlu köyündenim. Bizim evet, köylerimizde Kurban Bayramı'nda eğer davar yoksa, ocakta kebap dönmüyorsa, büyükbaş kesildiği zaman çocuklar kurban kesmedik der, evet, ağlarlar. Aynen. Evet. Biz dededen toruna gelen bir şey. Gerçekten bunun için Allah razı olsun. Şen ortaklar mı diyelim size? Dayı yeğendi, dayı yeğendi. Ayrılmaz ortakları. Biz aileyiz. Yani biz... Peki Sultanbeyli'nin nerelerinde kaç şubemiz var? Sultanbeyli'nin burası Adil Mahallesi, Yavuz Selim Mahallesi, Fatih Mahallesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi. Dört mahallede orada yerimiz çocukların... var. Tabii orada da çocuklarımız hep yani biraz kalabalık aileyiz Allah şükürler olsun. Evet. Zamanında çalışmıştık işte. Bugün meyvesini görüyoruz. Evet. Onun için yani hatta bizim halktan dolayı yani buranın halkına da bir ihtiyaç varmış. Evet. Bunu bir görsele çıkarttığımız için şimdi abi, siz görüyorsunuz yani. Sinop, Boyabatlı, ya, Saraydüzü, Durağan, Sırık kebabını burada Türkiye'ye tanıtıyoruz. Olmayan insanlar. Tabii. Hem tanıtmak. Ağrılı, Varlı. Tabii yani bütün yani kebabı yani bütün Türkiye'nin geneline yani doğusundan batısına kadar hepsine sunuyoruz. Bak bak burada hep Sinoplu değil. Bütün halkımız var. Evet. Allah'a şükür olsun ama bunu bir meydana çıkartmaya çalıştık. İnşallah bunu da devam ettiririz. Ben size memleketimizin... Abi şöyle bir şey var. Lafını geçiyorum, özür dilerim. Taktikçilerimiz olacak. Başladı zaten. Hani biliyorum hani bu sırık yapanı Boyabat diye beraber. Başkası yapmaz. Sen 1-0 öndesin. Eyvallah eyvallah. Yani, Allah'ını... Evet. Olmaz abi olmaz. Ertesi. Ama Boyabat'ın kuzusunu, Boyabat'ın adamının yaptığı kuzuyu hiçbir şey, hiç kimse yapamaz abi. Anladım sevgili. Şimdi geri kalanı şefimiz anlatsın. Evet, bu da Ağrılı şef arkadaşımız. Şefe bir soralım. Bu da tanıttı. Allah razı olsun. Dur. Öncelikle buradan Karaçay, Saraydüzü, Karaçay Gölet'ine, evet, Bekir Muhtarım Bekir, olmak üzere. Evet, evet, Boncuk Ayşe, sevgili Mehmet Dündar'a, kardeşi dernek başkanı olmuş. İsmail, hayırlı Dündar olsun İsmail abiye. Bütün Karaçaylılara selam olsun. Karaçay Gölet'lere, bütün Boyabatlılara, Saraydüzlülere
Hatta Saradülü Belediye Başkanım da kusura bakmasın Hasan Peker'e. Sana da selam olsun. Sana da selam olsun. Boyabat Belediye Başkanım da selam olsun. Kendine selam olsun. Evet Şef. İçeride var sıra sıra masa. Biz geldiğimiz zaman olmuyor bu tasa. Personel de ortaya koyuyor ne kadar özellik güzellik varsa. Sen ağrılısın. Ben ağrılıyım evet. Benim bir ağrılı sevgili Ercan ben konfeksiyonda Sebahattin abiye de selam olsun Yılmaz'a da. Ercan da ağrılıdır. Çok iyi bir dosttur. Evet nasıl memnun musun patronlardan, müşterilerden, işinden? Benim başımda patron yok diye ben buradayım. Evet. Hepsi benimle arkadaş gibiler. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Ben burada çalışmamın en büyük sebebi benimle patron yok. Hepsi benden daha çok çalışıyor. Evet. Arkadaş gibiler. Yani patronluk ortamı burada. O kelimeyi ortadan kaldıralım yani. Anladım. Çünkü öyle bir güzellik var burada. Herkes kardeş çalışıyor. Artısı bu kebabı sadece Sinoplular yemiyor. Bunu bir artı olarak koyalım. Evet. Büryanı yiyen insanlar gelip burada kebabı yiyorlar ya. O büryanı yiyen insan bir daha büryan yemiyor sıra kebabını yedikten sonra. Sırık kebabı, büryanı yiyen insan sırık kebabını bir kere yedikten sonra o büryanı daha yemiyor. Sürekli sırık kebabına geliyor. Adam yemin ediyor diyor ben büryan daha gitmedim diyor. Sırık kebabı yedikten sonra sadece sırık kebabı yiyorum diyor. Bu işin güzelliği. Hayır bu sadece Sinoplara has bir şey değil. Bunu şu anda bütün Türkiye'nin insanları yiyor. Her yöreden, her taraftan gelen insanlarımız yiyor. Mete ve İbni abiye bunun için teşekkür ediyoruz. Memleketimizin varlığı, evet. Tadımızı burada tüm Türkiye tanıtması ve insanlara servis edilmesi. Aynen o şekilde. Memnuniyet biri bizim. Evet. Ve şunu ilave edelim. Bizim yaptığımız iş ilk önce İslam kurallarına uygun bir iş yapıyoruz. Evet. Çünkü her şey kendi elimizden geçiyor. Evet. Ya bu güzellik var işin içinde. Çünkü biz sonra şey yaptığımızda İslam ülkeyiz. Yani yine gelen Müslüman insan. Şefim adım neydi? Hanifi Gümüş. Hanifi abi. Abi lafınızı şimdi geçiyorum. Çok özür diliyorum lafınızı geçiyorum. Bir de şurada bu var. Biz Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ı hep beraber çalışıyoruz. Yani burada birlik olduğumuzu gösteriyoruz. Adem'in havadan hep kardeşler. Bana böyle ayrım yapanlara da buradan selam olsun. Biz biriz abi. Aynen. Biz biriz abi. Aynen en fikirim. Hanifi Usta. Ağrı'da kimler var? Ağrı'da kimler var? Kimleri sorarsanız yani Ağrı'da yani selam gönderelim en azından. Gümüşler, yerli kayalar. Özellikle bunlara çok selam söylüyorum. Ağrı Belediye Başkanımız var. Onun ismini selam olsun. Selam olsun başkana da. Hani zaten buradaki Sultanbeyli'nin %25'i diyebilirim Ağrı'lı. Evet. Ve %25'i de burada yemek yemiştir. Hepsine zaman, tek tek selamlar olsun. O zaman şöyle yapalım. Sinop'tan Anamur'a, Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, Türkiye'mizde ne kadar ilimiz, ilçemiz, köyümüz varsa herkese buradan damla etten saygı, sevgi, selam olsun. Selamlar olsun. Aleyküm selam onların adına. Şimdi şu bazılardan gelir, kebap yediler, tadını soralım nasıl? Kemal'im böyle gel. Evet başkan yardımcım. Boyabat Çukuran Köyü Dernek Başkan Yardımcım. Sevgili abi adın neydi? Selami Katırcı. Selami abi. Sırık kebabını karşıda da yiyorsunuz. Bacanak kebapta da yiyorsunuz. Hamdi abinin orada da yiyorsunuz. Bir de burada yediniz. Aradaki fark ne? Arada çok fark var. Çünkü Boyabat'ta yetiştiği için, Boyabat sırık kebap olduğu için çok güzel. Memnun olduk. Size de davet ettiğiniz için memnun olduk. Her şey için evet. Teşekkürler. Buradaki arkadaşlara da tanıştık. Onlardan da memnunuz. Onlardan da Allah razı olsun. 29 Mayıs'ta sizin 29'da evet. İnşallah. İnşallah. Görüştük İnşallah. Arkadaşlarla. İnşallah. Oraya da kuracaklar. 29 Mayıs'ta piknik alanında bu sırık kebabını köylüler de görecek. İnşallah. Evet. Avrupa yakasında Arnavutköy'de bulunan tüm dostlar 29 Mayıs'ta Sinop Boyabat Çukuran Köy Derneğimizin Arnavutköy'deki ekibimizle pikniğinde olacağız. Sazımızla, sözümüzle, sanatçılarımızla 29 Mayıs'ta çıkın yola, bakmayın sağa sola, Arnavutköy'de verin mola. Güzel hizmet edeceğiz gelen bütün kula. Bütün dernek arkadaşlarıma ve köylerime başkana da selam. Başkana da selamlar. Evet Kemal abi. Öncelikle Hilmi abiye çok teşekkür ediyorum. Bu tadı tattırdığı için. İnanın biraz önce burada bir ayran içtik. Ben ayran içince köye kendim gittim. Yani annemin ayranı gibi ayran içtim. Öncelikle kendine çok teşekkür ediyorum. Burada bu tadı gelen var, gelemeyen var. Biz karşıdan kalktık geldik sizlerin vesilesiyle. İnşallah bunu biz karşıya da şube olarak istiyoruz Hilmi abiden. İnşallah. Yani sadece Sultanbeyli değil. Burayı bilen var, bilemeyen var. Gelemeyen var Hilmi abi. Bunu sözü senden alalım. Bağcılara isteyelim. Yani Boyabat, Sinop burada gurur duydum sizden. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Kemal'im çok teşekkür ediyorum. Ben İnşallah de sizlere abi. Ben de buradan selam göndermek istediğimiz hocalar.
dernek başkanım gelemedi. Biz onun hakkında getiririz buradan. Unutmadık yani. Tamam. Selam söylüyoruz buradan tüm köylülerimize, sevenlere. Evet sevgili izleyiciler, ben Avusturya'dan geldim. Biraz rahatsızlığım var. İnşallah sevgili Kemal şimdi söz verdi. Ben senin sağlık sponsorum dedi. Bir de ayakları sigorta yaptıracak bir sigortacı bulursam işim ayına çal çal oyna. Evet, Damla Et Kebap'tan tekrar size saygı, sevgi, selam gönderirken sizlere hayırlı işler, bol güneşler diliyoruz. Buradan şimdi ayrılıyoruz. Allah'a ısmarladık diyoruz. Bizi izlemeye devam edin.